Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz kavuştuk artık canım kankamla. 2 aydır görüşmüyorduk. Siz de sağ olun yani sürekli nerede videolar, nerede kaldı falan filan. İşte geliyor o istenilen videolar. Evet arkadaşlar artık yeni videolar geliyor. Stok videolarımız bitti zaten. Yeni video ama bu Gürcistan videosu. Bizim gerçek takipçilerimiz bilirler ki Gürcistan'da bir video çekmiştik. Çekmiştim daha doğrusu. Onu yayınlayacağız şimdi. Kübra ile birlikte reaksiyonlayacağız. Orada çok komik şeyler yaşadık. Çok değişik şeyler oldu işte. Siz de izleyince göreceksiniz. Fakat izlemeye geçmeden önce biraz sitem etmek istiyorum. Yani biz o kadar stok video hazırladık, yayınladık ve takipçilerimiz genelde şey söyledi yani sizler genelde dediniz ki hani stok videonuz vardı işte hani yayınlayacaktınız. Zaten yayınladıklarımız stok videolarımızdı bizim. Beğenmediniz yani hepsi makyaj videosu değildi. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Bu kız tatilde bile edite uğraştı. Evet. Yani biz onları çektik ve Tuğba onları edite uğraştı. Çok hakikaten isyan eden olmuş yani. Evet isyan eden olmuş ama demek ki şöyle yapmak gerekiyormuş diğer YouTuber'lar gibi video atmamak gerekiyormuş tatilde. Biz aynen. De seneye öyle yaparız artık video atmayız. Yapacak bir şey yok. Aynen kanal boş kalmasın diye hani çektik onları yükledik falan filan ama arada hatta farklı içerikler falan da denedik. Olmadı gibi olsun bundan sonra aynı düzende devam arkadaşlar bomba gibi videolarla sizlerle olacağız. Mikrofon kapandı inşallah sesim cızırdamamıştır. Unutmuşuz 2 ay geçti vallahi unutmuşuz yani nasıl ne yaptığımızı. Hele ben hiç yani kamerayla şöyle hiç alakam olmadı. Şimdi İstanbul'a gelir gelmez hemen ayağımızın tozu ya daha bir hafta olmadı hemen video çekiyoruz arkadaşlar. Sizler için hadi o zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Gürcistan mahalle kuaförü makyajı başladı falan. Gerçekten öyle. Arkadaşlar bu videoyu çekebilmek için çok uğraştım. Gerçekten çok uğraştım. Umarım hak ettiği değeri ve ilgiyi gösterirsiniz. Bunun için zaten beğenip yorum yapmanız yeterli olacaktır. Umarım hak ettiği ilgiyi bulur yani. Bu arada bizimkilerden daha fenaymış. You Gürci. Gürci. Baksana. You Gürci. Ama en azından makyajını temizliyor. Bir şey döktü mü ona? Evet döktü. Makyajımı temizliyor burada. O gün birçok kuaföre girdim. Oradaki kuaförler çok yoğundu arkadaşlar. Yani bir türlü kuaför bulamadım. Umudumu kestim. Ben daha çok bu videoyu çekmek için gitmek istiyordum. Arkadaşım ve kardeşimle. Son anda bir kuaför buldum. Çünkü çok yoğunlar kanka ve randevuyla çalışıyorlar. Çok bakımlı oradaki kadınlar. Şu kim? O arkadaşım yandı. Hmm. Orada şey parayı Larry'e çevirmeye gidiyor. Ha. Bu arada 600 liraya yaptırdım bu makyajı. Lari ne kadardı? 12 liraydı o zaman. Bir lari 12 TL yaptığı için o yüzden biraz fazla para vermiş oldum bu makyaja göre. Lari bile bizi sollamış geçmiş. Üzücü. Önce cilt makyajımdan başlayayım. Yani bir şey diyeceğim. Anlaşmış gibi değiller mi? Evet hepsi sanki bütün dünya. Bütün dünya gerçekten böyle mi ya? Aynı şekilde sildi, krem sürdü, ne olduğu belirsiz bir krem. Evet. Ve şimdi de direkt fondötöre geçiyor ve bak yine şunu kullanıyor. Evet ya o çok acıtan bir şey. Onun yüzünü deşmeden hafif yapabiliyorsa yapan kişi. Ben de düşünüyorum ne yaşayacağım diye. Ama en azından tonun herhalde tonu tutturdu. Bu arada bayağı zor anlaştık yani. Translate Allah'tan var yani Google Translate. Onlar çok İngilizce de bilmiyor. Biz de zaten çok İngilizce bilmiyoruz. Öyle anlaştık. Süngeri gördün Allah, mü? Allah! Kız süngerle bulaşık mı yıkadınız? Tencere mi sürttünüz böyle? Yani şu süngere gerçekten inanamıyorum ya. Nasıl dünyanın her yerinde demek ki böyle arkadaşlar. Kız bu bizimkilerden beter. Biz burada bu kadar eskisini gördük mü? Yani buna yakın. Bayağı bunu parçalamışlar. Bunu yemişler bu süngeri. Ha rujunu silmemiş. Evet bütün makyajımı sildi rujumu silmedi. Ben de anlamadım ya. Yani. Tam rümeli hadi diyelim ki çıkaramayacak da. tabi oraya ben makyaj yapıp gitmiştim. Bak kız sizler için Gürcistan'a gidiyor gezmeye. Orada kuaför bulup
makyaj yaptırıyor bak, görüyor musun şu iş aşkını. Ya gerçekten öyle. Aslında bu biraz işe saygıdan dolayı biz o videolara o kadar uğraştık ettik ama üzüldüm ya. Takipçiler bize sahip çıkmıyor bence. Sadece makyaj videolarını seviyorlar, bizi sevmiyorlar. Evet, bana da ben öyle anladım. O yüzden bu video üzgünüm ya, ağlayacağım. Gerçekten öyle. Demek ki sadece bu rezillikleri görmek istiyorlar. Başka bir şey görmek istemiyorlar. Evet. Burada orada Mac'in ürünleri falan var ama orijinaldi diye düşünüyorum. Bu arada fondöten güzelmiş ve rengini de tutturdu tam olarak. Evet, aslında ben orada çok kızarıktım ve çillerim de oldukça yoğun zamanındaydı. Güzel kapattı. İyi de nemlendirdi. Bu arada deli gibi sıcaktı. Şu videodan bir saat önce beni güneş çarpmıştı. 1-2 saat önce. Yalnız kızın güzelliğini görüyor musunuz? Pure beauty. Kız ne kadar güzelsin. Şuna baksana. Teşekkür ederim. O yazın denizin ve güneşin güzelliği gelmiş. Ay acaba şu dışarıda. Ya bizim bu inşaat bitmedi arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bizim evin karşısında yeni ev yapılıyor. Bitmiyor ya, bitmiyor. Şimdi de yine bahçeyi yapıyorlar. Sesi gelebilir, kusura bakmayın. Umarım gelmez. Bu arada yine bitmiş bir ürün, dibi görülmüş bir ürünle. Acaba çok mu makyaj yapıyorlar ondan mı öyle? Gerçekten çok yapıyorlar. Yani burayı boş bulmam çok imkansız gibi bir şeydi ve buldum yani. 4-5 yere girmişimdir. Burası ama genel bir kuaför değil mi? Her şey var içinde, makyaj da var. Tabii tabii. Boya kısmı falan da var. İki kısımlı hatta böyle. Tırnak. Zaten nail art da çok ileri onlar. Her köşe başında nail artçı var. Nail art deyince benim tüylüm dikenleniyor. Ne yapıyor şimdi? Highlighter falan sürdü. Niye ben de anlamadım. O fırçası da pis bu arada. Kontür yapıyor. Okey. Ya bak, kontürü bilmeyen yapmayacak. Çok gerçekten çok tehlikeli. Öyle. Ya bir de hadi cilt makyajını yapar, kontürü en son yaparsın. Haksız mıyım? O fondöten bir yüzü otursun bir... Oturacak. Sakin ol. Fondöten oturunca biz kalkıp gidiyoruz. Yalnız sürdüğü krem bayağı yağlıymış yani. Bak. Orası işte boya kısmı, şu diğer kısmı. Dezeler, şalvarları çekmişler vallahi. Oh. Püfür püfür. Orada şeyler, şuraları güzel yedirememiş şuralarda. Çeken de kardeşimdi bu arada, çok şey hakim kontür değil aslında rengi konuya. Rengi şey şeffaf. Gibi değil mi? Evet, fondöten aynı renk. Yani abla Gina sanki boşuna uğraşıyormuşsun ama. Dur bakalım, belki de sonuç güzel olacak. Ben tabii merakla bekliyorum. Bir de sesimi çıkarmamaya çalışıyorum. Videoya izin verdi falan ya. Başka bir ülkedesin, bir anda polisi çağırsa ne yapacağım mesela? Yine bitmiş. Bu muydu gözünün altına sürdüğü? Bu değildi galiba ama bu da bitmiş. Ya çok tatlılar. Evin eşyaları yememiş herhalde. Koltuk, şey falan hepsi orada. Evet. Sehpa falan orada. Hepsini buraya eskileri buraya getirmiş gibi. Söyledi, anlamadım. Bilen varsa, vardı Gürcü takipçiler. Lütfen yazın. Şimdi rujumu silmeye karar verdim mesela birdenbire. Bence o unuttu senin rujunu. Kalıcı makyaj mı zannetti acaba? Genelde benim bu rujumu kalıcı makyaj sanıyorlar. Ondan sonra ben sildim tabii. Bastırması gerekiyordu. Şu ne? Şu fırça ne hala? O ne yani? Evet. Kaş tarafı mı? Yok, kaş tarafı mı? Değişik de bir şey. Bakın uzun böyle. Ne o sorsaydım, acaba? Sorsaydım. What is this? What is this? Bir İngilizce bilmiyor ki. What is this de biliyordu hocam. Valla where are you from dedim, onu bile zarzı söyleyemedi. Gürcü hani, mi dedim işte, Gürcü dedim. Sana nasıl bir cevap verirdi o kısmı bilmiyorum. Bu arada saçımda o kadar memnunsuzum ki bugün videoda sürekli saçımla oynayacağım. Ben de ya, bakım zamanım geldi geçti ve hala gidemedim. Bak önce video çektim, bakım yapmadım yani, lütfen ya artık. Çünkü kafam bu kızlar neler yapıyor. Yapıyor bir görün. Oy oy. Hı, pudralıyor. O şimdi oturacak kardeşim. İnşallah oturacak. Bekliyoruz.
Ama kaç tane farklı fırçası var fark ettin mi? Hepsi de pis. Ya tek olsaydı değil mi? Tek fırçadan sonra yani büyük bir lüks. Gürcistan bayağı lüks içinde yaşıyor yani. Bu arada o tek fırça makyajı da yukarıya eklerim de onu da bir izleyin. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Yani hayatının görebileceği en pis makyajı. Valla evet. Hindistan'a gitsek ancak olur. Olmaz bile. Bu makyajı mı seçtiniz? Bu arada bu makyajı seçtik. Birlikte çevirdik. Okey dedi. Bunu yaparım dedi. Birçok seçenekle gittim. 4-5 tane makyajla gittim. Bunu seçti. Zaten çok basit bir makyaj bu. Çok basitti. Neden kahverengi sürüyor sana? Ne bileyim gölge yapmak istiyor ama bütün gözüme gölge yapıyor. Ya da bastırıyor herhalde. Öyle mi düşünüyor acaba? Çok soramıyorsun da şimdi anlaşamadığın için. Yani orada daha somon turuncu bir renk var ama. Onu sürecek şimdi. Bir de göz üstüne korektör geçti mi korektör gözüne? Bak oturtmadı bile. Hiç oturtmamış bile. Ne sürdüyse oralara. Tırnak izleri falan var. Evet. Bak orası hiç yememiş o kurban, minnacık bak fi yapıyor. Hayır, tüm göz kapağını sür geç, şunu ne ayırıyorsun gözün iç kısmını dış kısmını ya, değil mi? Ya evet ya. Sür geç. Aa, far o kadar pigmentli ki daha anında dökülür. Bu arada bunu çekeli 1,5 ay falan olacak. Bir ay olmuştur ama. Bir ay net de buçuğunu bilmiyorum artık. Şimdi işte bu renge karar kılıyor zannedersem. Öyle hatırlıyorum. Ne alaka? Hiçbir alakası yok yani kendisinin seçtiği makyaj. Ya yine her yerde aynı şeyi yaşıyoruz arkadaşlar ya. Allah Allah. Burada bir tek üflemeyi yaşamadım. Farklı olarak tek üflemedi yani. Ha, bizim buradaki de olsa yapardı ama. Bir şey diyeceğim, bu kadın renk körü olabilir mi? Vallahi olabilir. Çünkü turuncunun şey kartelada karşılık rengi mor ya. O acaba onun, ama o zaman dudağında mor sürmesi gerekiyor. Çok aptal. Ben de şeye baktım, ben mavi mor renk körü müyüm diye ama değilmiş. Kız ne renk körü, sen gayet normal görüyorsun. Bakmana gerek, bana sorsan ben sana söylerdim. Bazen bu telefonun kamerası, yani telefon ne ya, bilgisayardan renkler çok soluk görünüyor çünkü. İzleyici onu anlamıyor ama biz burada izlerken farklı görüyoruz. Evet, değil mi? Kesinlikle haklısın. O yüzden şey oluyor. Yani sonrasında video yüklenip izlerken diyorsun ki ben bunu nasıl görmedim? Bunu nasıl görmedim diyorsun. Evet. Telefondan daha farklı görünüyor, buradan daha farklı. Burada şimdi... sim döküyor, şaşırdın mı? Sim kuaför mesleğini yapanların genetiğine işlenmiş arkadaşlar. Tüm dünyada bak. Simsiz olmaz, simsiz olmaz. Tanıdık görüntüler yok. Yani mesela sim yok, bir şey yok. Simsiz olmaz. Ya dümdüz turuncuyu, somonu sürüp geçecektin ablacına. Evet, bir de kırmızı sürdü. Ablacına! peki siz demediniz mi abla bu turuncu sen niye mor sürüyorsun diye? Onu diyene kadar nasıl anlatacaksın? He. Şöyle this orange falan desek. Böyle bak. Not purple, not purple. Please, orange falan. Ben zaten korkudan orada daha önce bir YouTuber'ın başına gelmiş, video çekmiş. Aha. İzin vermiş ama sonradan bu videoyu sil demiş. O da silmeyince polis çağırmışlar falan. Aha. Ben de bunu yaşayacağım diye çok orada 3,5 atıyorum. Bir an önce yapsın gideyim. Ya yani o mantıkta. Bak, videoyu çekeyim onu istiyorum yani. Muhteşem şey... Nedir onun adı? Eyeliner sürme tekniği. Bunu görün. Bu arada kalem de Golden Rose ha. Yok be, gerçekten mi? Bak, şöyle çevirsin. Az önce gözüküyordu, Golden yazıyordu. Aa, onu hiç fark etmedim vallahi. Türk bak, markası Golden Rose. Gelip almışlardı Türkiye'de. Sınıra yakın ya. Sonra buna karar veriyor. Orada bir ne yaptı bilmiyorum. Eyeliner var orada belirgin. Kalemle mi denemek istedi önce? Bu arada bir dönemde şey vardı, onu hatırlıyor musunuz ya? Bir elbise vardı. Bu elbise sarı mı, mavi mi? Evet. Ben onu iki renkte görmüştüm. Ben hep mavi görüyorum. Hiç sarı da gördüm, görmedim. Mavi de gördüm onu. Hiç sarısını görmedim. Onu bir bulsak ya, bulup tekrar baksak. Bu arada bu da MAC'miş.
Baksana eyeliner'ı bile Gözünü çekemiyor düşürdüm. ya. Şak diye düştü gözüm. Bak bela oldu ben. Şöyleydi gözü, şöyle oldu. Niye böyle oldu bu eyeliner ya? Orada çok güzel bir eyeliner var. Ne var şu eyeliner'ı çekmekte ya? Bak şimdi girip de şeyin yorumlarına da sen o kızla bir misin de abla senin gözünde ne alakası var? Bak turuncuyla mor ya. Yani dudakla çok alakamız yok. Evet, tam tersi bir dudağım var ama. Sana bir şey diyeyim, senin Ne dudakların o yapalım? kızınkinden daha güzel. Yani üst dudağım biraz daha çok ince yani şimdi bu dudağa bakınca bu dudak çok fazla O bu ne arada. Bu kadar kahvaltılık çok salçalı sosis gibi şuna bak. evet ya çok fazla dolgu yani bu kadar çok dolgu olmamalı. Bu arada ben de dolgu yaptırmıştım ama çok problemler. Yaptırdığım dolgu da piyasadan kalktı şu an. Belki ilk Çok zamanlarıdır. problemler yaşadım o yüzden dolgu yaptırmayı falan hiç düşünmüyorum açıkçası. Sütten ağzı yanan yoğurdu Yoğurdu üfleye üfleye. üfleyerek. Ya da yetmedi kaşınayım falan kendim bir tane yaptırıyormuşum. Ben kaç 4 sene falan uğraştım. Benim iltihap falan topladı arkadaşlar çok. Hani vardı ya bir tane fotoğraf. Kız böyle dudakları. Benimki ona çok yakın bir şey olmuştu. Ha bir de sen hassassın ya. Beyaz olduğu için çok hassas telli oluyor. Şu an makyajı bu şekilde yapmaya Ya karar verdi. farkındaysan Şuralara baksana. artık ciddiye alıp izleyemiyorum. Bir yerden sonra koptun değil mi? Saçlarımı beyazladı. Vallahi Aleyna her de sayacak. Burada selamlar Aleyna'ya sağ olsun. Her zaman gerçekten büyük yardımcımız Aleyna. Hep Ya. yardıma koşuyor bize. O görmüştünüz ya vlogdaki kız. İzlemedikleri için bilmeyecek arkadaşlar. Neyse boş ver. Boş Evet, Aleyna'yı merak edenler vloğa gitsin. Bir önceki vlog. O oyuncu kendisi yani. Oo. Yine eyeliner'ı sürecek galiba. Kirpik dibi yine boş. Bak Aynen. şu kızın gözündeki eyeliner sürmüş ama alt üst siyah kalem ve farla o kadar güzel dengelemiş ki hiç çiğlik yok. Bize eyeliner'ı sürüyorlar. Bak sizin de aklınızda olsun. Şu kirpik üst kirpik dibinize bir siyah kalem geçin ki o böyle tam olsun. Böyle havada kalıyor. Yani göz burada, eyeliner Eyeliner burada yukarıda kalıyor. kalıyor evet. Bütünlük olmuyor. Yani rimel de güzel sürmedi. Bak kirpik diplerim de boş dediğin gibi. İşte diyorum E peki ya. kaşımı nasıl dolduruyor? Bugün ben de böyle doldurdum. Kaş kalemimi hala almadım çünkü. Şimdi bugün Yo, giderken seninki alırım. güzel kahve. Ben de farla doldurdum kaşımı Sana bir bugün. şey diyeyim mi? Kaşına hiçbir şey yapmasa daha iyiydi. Ama şimdi hani bu kızınki siyah gibi ya, Evet. o yüzden mi yapmak istedi acaba? Yani hiç yapmasa gerçekten daha iyiydi ama tabii ki doldurulması gerekiyor kaşımı. Kız seni Gürcistanlı yaptı işte, daha Beni iyisin. Demek ki Gürcistan'da kadınlar böyle yapıyor diyeceğim ama hiç de öyle değil yani. Rus kadınlar çok güzel Nasıldı oluyor, çok Gürcistan'ın bakımlı oluyor. kadınları? Valla boy zaten boylar upuzun, hepsi çok bakımlı, tırnaklar full nail art. Öyle yani. Ben şimdi gide gide buraya mı gittim yani? Bu mu denk geldi bana yani? Başka seçenek de yoktu ama yani o gün için. Randevu falan da alamazdım zaten. Nasıl alayım? Bak ben de bir anı anlatayım. Tamam mı? Bizim hastaneye böyle yurt dışından şey geliyordu. Öğrenci hemşireler, doktorlar falan geliyordu. Ondan sonra bu seferki gelecek grup Ukrayna'dandı. Tamam mı? Ukrayna'dan hemşireler ve doktorlar gelecek dediler. Bizimkiler bize dalga geçmeye başladı. İşte o Ukraynalılar geliyor bilmem ne, işte çok kötü olacaksınız falan. Oh. Bunlar hazırlanıyor, süsleniyor, püsleniyor falan. Hani belki güzel kızlar falan. Şimdi Ukrayna deyince tamam mı? Herkesin kafasında bir temel var. Abi bir Evet. geldiler. Ha bu arada güzel olmaya bir borçları yok yani. Bir o Evet. açıdan hiçbir sıkıntı yok. Her insan tabii güzeldir ama hiç istedikleri gibi olmadı. Yıkıldılar mı hepsi? Evet. En çirkinlerini mi getirmişler acaba? Ama şey de yani highlighter sürüyor galiba. Tam Çok yanağı sürdü. sürüyor. Her yerime, her yerlerime simler, parlattı beni. Niye yani burada böyle bir makyaj mı var mesela? Gördüğünü yorumluyor. Ama nasıl görüyor, nasıl yorumluyor? Böyle işte. Bu arada sokaktan geçenlere sormaya çalıştık yarım yamalak İngilizcemizle. O kısımda izleyince bakalım beğenirseniz. Umarım Bu beğenirsiniz. arada şeye de sinir oluyorum. Bu bazen Türk erkekleri, toksik Türk erkekleri yapıyor bunu. Evet, ortam yine fecal. Yabancı kızlarla Türk kızlarını karşılaştırıp sürekli Türk kızlarını yeriyorlar. Ne gerek var? İşte. Sonunda birlikte olacağınız kızlar, Türk kızları yani. Ne istiyorsunuz? Yani bence bir milletin bir milletten üstün bir şeyi bence yok ve Türkler de ya bizde acayip seçenek yani, kızılı var, sarısı var, esmeri var. Her türden insan var. Ben o yüzden Türk kızların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Burada şunu da söylemek istiyorum.
yani gittim, ilk kez yurt dışına çıkmış oldum. Ben yine memleketim, yine memleketim dedim. Çünkü bizim insanımızın o güler yüzü, tebessümü benim çok hoşuma gidiyor ya. Çünkü şimdi mesela gidiyorsun, böyle ters ters bakıyorlar sana. Hiç soğuk müşteri memnuniyeti falan da öyle düşünmüyorlar. Yani çok sıcak değiller. Bizim gibi değiller yani, kesinlikle. Bizim milletimiz çok sıcakkanlı. Burada ruj. Ruj kendinden geçmiş. Hiçbir şey değişmiyor, cidden aynı. Aynı. Ama baktığın zaman mimarisi falan zaten Rus mimarisi. Hı-hı. Çok farklı. Yani 100 kilometre bir mesafe var bizim Rize'deki yaşadığımız yerden. O çok farklı. Dünya kadar fark var yani. O değil de hadi farı tutturamadın. Ruju da bari kırmızı. Yani evet ya. Ay bir de yemin etti. Bak dudağın üstüne çıkmıyor. İçini boyuyor. Yemin etti çıkmayacak. Bak şimdi. Yani niye böyle oldu ben de anlamadım ya. Herhalde o dedi ki ben şimdi mürdümü sürdüm buraya dedi. Buna ruj dedi, bu gitmez. İyisin, ben bunu süreyim. Sonra da ruju da fara uydurdu diyorsun. Ben şu an şoklardayım ama. Bak az önce sadece fondötenle kızın ne kadar pure beauty'ydi. Evet ya. Şimdi. Keşke hiç yapmasaymış. Sadece rimel sürüp gönderseymiş. 45-50 yaşındaki makyaj yapmayı bilmeyen teyzelerin düğün hali gibi oldu. Evet, evet. O böyle aynı eyeliner dediğin gibi, o teyzelerin eyeliner'ı gibi oldu. Aynen, renkler de tam böyle, onlar o renkler sürüyor. Neyse kız, yalnız da konsomatris olmadı. Ben her renkli makyajda konsa çıkıyorum. Aa, allığı da nereye sürüyor kız? Allık da aynı, o far paletiydi galiba. O farı aynen sürdü, yani hepsini aynı şeyle yaptı. Aynen. Kız ana, yok, çıksana yukarı. O bunun kenarı hala boş bak. Bak ben gene üzülmüşüm orada bak. Bir bozulmuşum yani. Bak insan o koltuğa ilk oturduğunda var ya böyle gerçekten diyorsun ki ay olacak mı acaba? Hep aynı umut. Evet evet gerçekten ama bak. Ve sonra umutların yıkılışı. Bitiş son. Ya tabii siz kötüsünü izlemeyi daha çok seviyorsunuz ama gerçekten oraya gidince onu hissettim ben de. Hani başka bir memlekettesin ve onlar bu işte çok iyiler. Yaparlar diye düşünmüştüm. Yıkıldım. Yani tabii ki işte iyi olanlar vardı da bu abla değil. Evet bu değil kesinlikle. Burnum sırıtıyor bak, bu kadar görmemiştim ben bu burnumu. Şimdi gördüm. Aslında şu network'ümüz geniş olsa Gürcistan'a gidince Gürcistan'daki make-up artistlerden seni davet etmiş olsaydı bunları. Aslında ama... Ne bu? Sip. Hı hı. Onu söylemiyoruz maalesef. Pişiyor. Oh, thank you. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Şu başıma geleni görüyorsunuz değil mi? Bak her yerde aynı şey yapıyorlar arkadaşlar. Ama nasıl her da aynı. Bak burada var ya öyle güzel stüdyolar var ki, make-up stüdyoları, işte saç, nail art falan. Efsane yani. Ama bana evet, ama bana denk gelene bir bakın. Demek ki benim Word'deki şansım bu. Bir de Mars'ta deneyelim. Şöyle bir yakın çekimler yapalım. Ay ay oh my bu var God. Ya tüm zamanların en beteriydi yani. Bu tüm zamanların en beteriydi evet. Şu bu arada sürerken neler yaşadığını görsen. Bence burada durmamalıyız. Bu arada sevgili kız kardeşim, beni çeken sevgili kız kardeşim Aleyna Horasanlı'ya teşekkür ediyorum. Hı-hı. Ve arkadaşım Nurçin Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Kendi buradaki gezme vakitlerimizden ayırıp evet, benimle bu videoyu çektikleri için. Kiliseyi de alın. Evet, güzel. Hey. How do you like her makeup? How do you like her makeup? Beautiful or good? Thank you. Şu an Gürcistan'ın böyle sefalet yüzü gibisin. Gürcistan'ın sefalet yüzü. Ya. Ay şurada bakın turistler geziyor. Makeup is how bad do you think? How bad? Where are you from? Bad or Turkey. She's her
They ask how her is. How is her makeup? Nice. Can be a little bit less color, but it's my taste. I'm no makeup. Yes. Ben şimdi birazdan sileceğim. Clear. Kötü makyaj. Bad. Good or bad? Why should I give a like or dislike? Like? Yes. Is dislike? Which one? Like or dislike? Mine might be dislike. Dislike. Thank you. O son gelen dilenciydi arkadaşlar. Oradaki surat ifademi bak, dönün bir daha bakın, şok geçirdim yani. Hemen sorsaydın orada nasıl olmuş diye. Hemen yok, çok da ısrar etti bu arada. Orada videoyu kapattık ama ooo ne ısrar etti lari 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 diye yani. Turist görünce zengin sanıyorlar ama bilmiyorlar ki bizim 1 TL şey 1 lari 12 TL diye. Oğlum sen bana ver deseydin, ver oradan larileri. Larilerini ver. Kübra çok kötü. Farın baksana şaşı yapmış seni. Farın biri yukarıda biri aşağıda. Gerçekten şaşı gibi görünüyorum. Gözlerim eşit değil. Berbat görünüyor. Makyaj çok kötü ya. Makyajı yorumlayacak bir şey yok bence. Çok kötü ya vallahi. Ayrıntılı yorumu siz yapın bakayım. Ne, demek ki fark etmiyor. Başka bir ülke falan da fark etmiyor. Yani bu tarz yerlerde yaşanan bu. Evet ne yazık ki. Ve aynısı ya yaptıklarına bak, bize yaptıklarının Türkiye'de aynısı yani, komşu komşuya baka baka mı kararlar? Baka baka kararlar, kamaşmışlar hep beraber. Baka baka kamaşmışlar. Özlemişsiniz. Sim falan. Kamaşmışlar, sim aynı. Simlerin ötürü be ya. Bak sim şimdiden çıkarmaması, ondan sonra ilk temelde cildi yapması, kaşı siyaha boyaması, dudak yemin etmiş gibi dudağın üstüne çıkmaması. Evet. Hepsi. Vallahi hiç demek ki ülke sınırı dışına çıkmaya gerek yok. Gene aynı. Burada aynı şeyleri yaşayacağız. Yerli ve milli bizimki en azından. Evet en azından bizim makyajımız kötü falan derdik ama şimdi böyle de olmadı. Evet bu makyajı bu arada... Ama sana bir şey diyeyim mi? İyi yapsa da üzülürdüm biliyor musun? Oraya da... Aa niye? Niye biliyor musun? Niye bizimkiler yapamıyor da bunlar yapıyor diye. Doğru bak en azından yani, o açıdan üzülmüyoruz. O ambiyansta bir belli, o da oranın mahalle kuaförü. Eğer evet. İyi bir iş çıkarmış olsaydı vallahi üzülürdüm. Gerçi biz nice güzel kuaförlere gittik ama ambiyansı güzel olan. Ha evet. O da var yani. Evet. Ama işte neler geldi başımıza gördüğünüz gibi. Bu arada sizler nasıl buldunuz? Sizlerin yorumları ne? Mutlaka aşağıda belirtin. Bu ara hiçbir emoji bir şey istemiyoruz. Ha, ya bu ara Türk bayrağı istiyoruz. Türk bayrağı isterim. Evet. Bizim Doğan abi şarkının ortasında başlıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa diye giriyor. Bu arada Türk izleyicilerimiz yoksa kendi ülkelerinin bayraklarını da koyabilirler tabii ki. Evet aynen öyle. Bayrağınızı ve bayrağımızı. O zaman kalp ortaya kalp şeklinde koyabilirsiniz. Evet. Neyse arkadaşlar ben bu makyajla bir müddet gezmek zorunda kaldım. Sonra bunu çıkarttım. Onu da belki Instagram'a atarım. Hı. Orada siz de izlersiniz. Böyle oturdum bir köşede makyaj çıkarttım yani. Garibim. Sonra bir ruj bir rimelle devam ettim günüme. Güzel de bir gün geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Biz yine bir yerlere gidince bir yerlerde güzel videolar çekeceğiz. Çünkü bu bizim işimiz. Siz de bizi seviyorsanız, desteklemeye devam ederseniz seviniriz. Evet arkadaşlar hep aynı videolar olmuyor. Bir şöyle diğer içeriklerimize de bir göz atın. Bize bir şans verin bence. Bu arada Instagram'da da ürün tanıtımlarımız oluyor. Beğendiğimiz ürünleri çekiyoruz. Canlı yayın falan filan yapıyoruz. Instagram'a da bekleriz. Bu arada ne diyecektim biliyor musun? Ne diyecektim? Senin yüzünden. Dur videoyu kapatayım sana. Utandım. Az kaldı. Niye kısırdın? Bu yüzden. Hayır, bizim Instagram'la ilgili bir esprimiz var da siz merak etme. Artık onu söyleyemiyoruz burada maalesef. Söylemeyiz. Maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Haydi arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda bomba gibi görüşmek üzere. Yarın yeni video çekimlerine başlayacağız. Pazar gününe yeni bir video yetiştirmeye çalışacağız. Hadi bakalım hadi. Çalışıyoruz. Siz de çalışın. Yorumlar, like'lar, beğenler. Hoşça kalın. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.